Burası Oyunmuş Hepiniz, hoş geldiniz. Bu bölüm iki şeye veda ediyoruz. FC 24 ve Zonguldak kariyerimiz arkadaşlar. Hüzünlü olacak çünkü hiç aklımdan silemeyeceğim oyuncular var bu kariyerde. Şimdi onları göstereceğim size ama şunu da söyleyeyim. Hatta bir tanesi Rafet Can. Şimdi FC 24 ayın 20'sinde saat sabah 7'de kullanıma açılıyor. Yani bir manyaklık yapıp saat 6.30 gibi, 6.45 gibi yayını başlatıp böyle 10'a kadar, 9.30'a kadar falan bir yayın yapasım var. Hem oyuna biraz bakmak istiyorum hem size göstermek istiyorum doğal olarak. Çünkü bazı değişiklikler var kariyer modunda özellikle. Topluluk kısmını mutlaka takip edin mutlaka. Ve kanalın bildirimlerini açarsanız eğer canlı yayına girdiğim anda bildirim alacaksınız. Şimdi unutamayacaklarımız. Rafet Can, yani ilk defa bak bu adamı niye unutamayacağımı söyleyeyim. İyi oynamadı. Yani ortalama oynadı. Böyle görünüşünde falan unutamayacağımız bir özellik yok. Normal insan evladı. Sakalını biz kestik hatta. Ama ilk defa bir kariyerimde çok potansiyelli bir oyuncuyu nereye koyacağımı, nereden nasıl verim alacağımı bilemedim. Teknik direktör olarak beni çaresiz bıraktı ulan. Bu yüzden unutmayacağım seni. Sonra tabii ki kim? Serhat Öztaş denen. Hem Altınordu kariyerinde hem burada takımı taşıdı. Hatta şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Bak bu adamı almasaydık biz TFF 1. Lig'e çıkamazdık. Net abi, nokta, imzamı atarım. Unutamayacağım bir diğer oyuncu Bilal Budak. Bak bu adamın oyunda müdahale, yani iyi şeyler yaptığı kısımları videolara koysam çok sıkıcı olacak. Niye biliyor musunuz? Bu adam pasarlarını kapatır. Bu adam iyi defans yapar, top alır. Bizi hücuma çıkarır falan. Yani dolayısıyla yani şov, adamda hiç sıfır şov ama inanılmaz bir verimlilik vardı. Bu adam da Serhat gibi, Bilal Budak da Serhat gibi benim aklımda, sizin de aklınızda olsun. Yine böyle işte ikinci, üçüncü lig takımlarıyla kariyer yapacağız FC 25'te. Bu adam aklımızda olsun beyler. Ve başka yerlerde tekrar karşılaşma ümidi taşıdığım insan Efe Tatlı. Bu adamda Kevin De Bruyne vibe'ı var arkadaşlar. İhtiyacımız olduğu anda sorumluluk alıp öne çıkma anlamında bu adam tam bir Kevin De Bruyne ya. O yüzden Efe'yi de mutlaka başka bir kariyerde, rakip bile olsa görmek istiyorum. Onun dışında Kayode falan var ama ya Kayode'yi de seviyoruz, sıkıntı yok. Şimdi ikinciyiz, maç eksiğimiz var ama alırsak 3 puan farklı lideriz. Ve kimle oynayacağız? Keçi Öğren Gücü. Ayrıca teknik direktörümü de değiştirdim. Yani piyanist şantör gibi gezmek istemedim. Şöyle kotumu, tişörtümü, normal bir TFF 1. Lig teknik direktörü gibiyim artık. Normal bir insanım. Kendime küfrettirmek istemedim o ceketle hala. Geçen bölümde çok komik bir ceketimiz vardı da onu söylüyorum. Hocam hazır mıyız hocam? Sizin yorumlardan okuduğuma göre ilk iki Süper Lig'e direkt çıkıyor. Diğerleri playoff oynuyorlarmış. Herhalde yani şu an bir maç alsak lideriz ama ikinciyi de kaybedecek kadar da eşek değilimdir diye düşünüyorum. Hayırlısı. Hay hocam şöyle bir başlat bakalım. Şöyle başlattığın maçlar bize uğurlu gelmiyor muydu? Geliyordu. Astık aldık, Rafet aldı. Şunu attım, çok iyi pas. Ulan veremedim ya. Kayode bomboştu. Kayode yine alıyor musun? Ey. Çok heyecanlandım. Aa, çok güzel. Uyarı harika. Sarı aldım düşünmüştüm. Oraya değildi. Şöyle bir vuruş. Peki Kayode yokladın oğlum. Üzülme lan, tamam. Daha maçın başı. Enver. Duran toplardan. Efe. Oy! Son bölümde taktı Efe. Zonguldak'tan Kevin De Bruyne'su bu ya. Oy! Ulan bu golden bu kariyer bu. 2 sezondur atamadım şunu. 2 kere 3 kere denedim. Efe'nin gelişmesi lazımmış. Oğlum, manyak ötesi bir gol attın lan. Güzel pas. Kafa Yusuf. Aa, gol olacak lan. Oha. Yusuf gene ilginç goller peşindesin. Kayode. Kayode penaltı. İnşallah FC 25'te bu kadar çok her şutta penaltı oluyor neredeyse ya. Rafet, seni kıpır kıpır gördüm oğlum. Hadi sen atla. Geçen bölüm bir tane kaçırdım diye senden almıştık penaltıları. Atalım bari. Güzel. Eski formuna dönmüşsün Rafet. Koyduk ayağı. Brito koydum bu sefer ayağı. Şunu Enver'e attım. Enver. Yapıştır. Tamam. Peki sen de denemiş ol oradan bir. Güzel top attı. Ama Anyembe. Anyembe yapma oğlum ya. Serhat sen olmasan ne olacağız? Şut gelir mi? Şut geldi Serhat. Ya bizimkilerden göremedi. Çocuk zor kurtardı ya. Oha. Bu Anyanbey'li bir alıp veremedikleri var ama anlamadım. Efe Tatlı.
Baker bitti. Brito'nun yerine Bilal'i alacağım ya. Kötü bir kontrol. Ay! Alıyordum ha. Ay, güzel geçti. Kaleyi vurur o ama etkisiz. Şöyle geldik Ömer. Ömer'e kaydılar. Çok da anlamsız oldu hatta. Serhat verdi. Tehlikeli noktalardasın oğlum. Yusuf Buğra. Denedi. Evet, kanattan güzel giriyor. Dakika 72. Neyse ki 2-0 dedim. Anyembe aldı. Anyembe! Oğlum senin şu pasların var ya beni öldürüyor. Anyembe'de pas yok ya. Rafet ne kadar güzel veriyorsun geri. Canım Rafet. Şut gelir Serhat. Serhat'a alıştırma oluyor bunlar. Hayo da gidiyor. Rafet'e verdi. Evet Rafet bravo oğlum. Kaleciye bas. Bunlar bir hata yapacak. Ve ben orada olacağım. Ya anasını satayım. Ve bitti 2-0 net skor. Çok güzel. Liderliği aldık şu an. Bakalım 2 tane simüle maç var. Hatta 3 tane. Oy Serhat maçın adamı oldu. Bu arada son birkaç maçtır maçın adamlarına ödülünü de vermiyoruz ya. Onu unutuyorum ben. Süper Lig'e yani Süper Lig'e çıkacağız da büyük ihtimalle şey olsaydı yani oynayacak olsaydı Süper Lig'i bunları unutmazdım tabii de. Biraz saldım galiba. Evet lideriz. Devam. Beyler 4. Antalya rakip. Yani deplasmana gidiyoruz. Deplasman olduğu için de mecbur tabii simüle yapıyoruz. Santra diyoruz. Umutluyum. Bu sefer umutluyum. Hızlı simüle ettim. Oğlum hiç umutlu olmamam gerekiyormuş. 2-0 yendiler. Hay Allah ya. 2 gol yemeye geçtim. Gol de atamamışız. O sıkıntı. Beyler Bodrum deplasmanı. Hayırlısı diyelim. Alamazsak büyük sıkıntı aldık Allah'tan. Burak ve Rafetcan. Rafetcan sevgiler oğlum. Evet Hatay da kazanmış. İkimiz de 75 puandayız. Avarajla onlar önde. Sakarya ile oynayacağız. Onlar da 6. Ulan iyi takım geldi ya. Hay Allah. İnşallah şu FIFA 25'te FC 25'te şu antrenman olaylarını çözerler ya. Ya her maçtan sonra şuraya girip özellikle ayar yapmak o kadar can sıkıcı bir şey ki. Sakarya, Karagümrük'le oynayacağız. 2 tane iç saha maçı. Sonra deplasmanda Iğdır'da bitiyor. Eğer hiçbir şey belli olmamış olursa hala bir umudumuz varsa şampiyonluk için Iğdır maçına da çıkacağız. Yani diğer maçlardan haber bekleyeceğiz belki bilmiyorum. Çok önemli bir Iğdır maçı bizi bekliyor gibi görünüyor. Eğer böyle normal gidersek herkes kazanırsa. Beyler bu arada şeyi tekrar sorayım size. Hani bunu birkaç kere hatırlatacağım bu bölüm boyunca. Hakikaten sabahın 7'sinde yayın açsam izleyecek kaç tane manyak var aranızda? kaç tane çılgınız? Yani oyunu o saatte incelemek isteyen, bakmak isteyen, bir şeylere karar vermek isteyen kariyerlerimizle alakalı. Bunları bir yazarsanız sevinirim. Alırız. Sadi hadi oğlum. Lan önünü boş... pas verecek sandım. Hadi Sadi. Serhat mükemmelsin. Sakarya maçında da bizi kurtarıyorsun oğlum. Aferin. İyi sakladın Rafet ha. Helal olsun. Al bakayım Rafet. Kayode. Oy! Kayode Rafet işbirliği. Rafet! Çek oğlum şutunu. Ah dışarı gitti. Bir şey diyeyim bu çocuk açılıyor ulan. Şu, ya Süper Lig'e çıkıp oynayabilsek keşke. FC 25 bir hafta daha geç çıksaydı. Alır mıyız? Ha, bunların yaptığı hatalar çok ilginç değil mi ya? O da güzel pas verdi. Bunun sonunda bir gol olmasın. Onlarda bir Bilal var. Şutunu çekti Serhat. Hiçbir şey yemiyor bu herif ya. Oğlum hakikaten büyü mü var sende ya? Serhat kendini okuttu mu, üfletti mi, ne yaptı? Şöyle bir kafa. Serhat yine yemedin oğlum. Oğlum adam üst üste hakikaten ya. Şimdi güzel verdik Rafet'e. Ya fena değil diyelim. Rafet sende bir özgüven patlamasın var oğlum. İyi geliyorsun Sakarya. Yine boşluğu buluyorsun ha elime çarptın. Allah'ım yarabbim Sakarya ya. Serhat sendeyiz oğlum. Önemli. Önemli penaltı. Hadi kameraman. Ters köşe. Bu sefer olmadı Serhat'ım olsun. Şimdi senin için ekstra oynamamız gerekecek. Hadi. Kaptan için oynuyoruz beyler. Ya Rafet versen var ya ne biçim hücum yapıyoruz ya. Aman gitme. Aman gitme. Serhat çıkma. Çıkma Serhat. Çıkmazsan çünkü daha iyi korursun kaleni. Açını biliyorsun sen. Beyler dakika 47 soyunma odasına 1-0 yenik gidelim. 2 olmasın anlamında. Ne oluyor ya? Abi gene penaltı. Hay anasını sattığımın hakemi ya. Devam. Bu sefer de öbür köşeye. Panenka attı. Sakarya bizim psikolojimizi oynuyor şu an. Serhat'ın Panenka ile ilgili anısını biliyorlar.
Hocam bitir şu. Oğlum nasıl iki tane gol yedik lan biz bunlardan? Terat bu sezonun en kötü performansı, 4 aldı herif. Diğer takım da çok kötü. Bir Brito iyi. Evet, sarı alalım. Murat Çeme sarı alalım. Güzel geçtik. Burak. Enver Cenk. Ah olmadı. Bombalamasyon ya Zonguldak, hadi oğlum. Kafayı vurduk. Oo, Rafet'in pası be. Oğlum Rafet, bak bir şey söyleyeyim mi? Açıldı herif. Keşke Süper Lig'de devam etsek de şu Rafet'i bir izlesek. Potansiyeli artıyor. Avrılı artıyor. Potansiyeli zaten yüksek. Pasa bak baba. Oy. Yalnız Burak attı bu golü de. Kontrol ve vuruş 10 numara. Bak ben de atıp koşabiliyorum, gördün mü? Offside zaten o. Anasını satayım, o kadar geç verdik ki ya. Alıp çıkarsam var ya bomba olur. Ama 3 kişinin arasından geçebiliyorlar. Serhat mükemmelsin, 3'e getirmedi skoru. Yedik, anasını satayım. Sakarya bize patladı ya. Bunlar da hiçbir şey yemiyor. Bunların kalecileri de çok iyi oğlum ya. Böyle kayarsın. Yusuf at oğlum artık. Biriniz atsın ya. Allah Allah, bir ihtiyaç duyuyoruz. Hadi be abi. Rafet indirdi uzun boyuyla. Ama topu tutamadık. Aldık tekrar. Efe veremedi. Yok abi, 3-1. Cayır cayır yendiler beni. Aldığım darbeye bak, son 3 maç kalmış. Ulan toparladık da sonradan ya. Serhat da yapacağı bir şey yok abi. Bazen de böyle bir maç geçirebilir yani adam. Bir asist yapan Serdar Aslanları maçın adamı. Karagümrük maçı geldi. Hala umudumuz var şampiyonluk için. Ama artık Çaykur'la aynı puandayız. İnanılmaz çekişmeli, zevkli de götüm götüm yani. Zaten bir Karagümrük, bir Iğdır maçı kaldı. Başka var mı? Yok anasını satayım. Güzel haber. Hatay'da Çaykur Rize'yle oynuyor görünüyor. Şurada bakın ortada. Eğer böyleyse, ki burada bazen bir hata oluyordu. Öyle olmuyorsa güzel. İkisi birbirini kırar. Bana yarar. Tabii bu maçı kazanmam lazım. Bizim şu an kariyere Karagümrük'e patlamamız lazım. Ulan Karagümrük'te benim eski takımım, duygulanıyorum ya. Bu hatta Karagümrük kariyerinde roleplay yapmıştım GTA'da, GTA 5'te. Gene çok fazla roleplay yapmak istiyorum da abi çok vakit alıyor. Videolar o kadar aksar ki anlatamam size. Ama bir yolunu bulmaya çalışacağım ya. Bir GTA bir şey olmalı yani. Bir roleplay olmalı. Bas. Verdin, tamam. Karagümrük de çok iyi ya. Ulan bir Sakarya, bir Karagümrük. Orta açma da penaltı olmasın. Ha. Çok kötü bir yere verdim. Kanat. Oy, müthiş pas. Kayode. Abi ne oluyor ya? Vallahi artık bu yıldım ya. Hadi. Olmadı. Penaltı da yok. Devam. Rafet aldı. Çok iyi pas. Yusuf sen at lan bari. Oh be abi. Oh be abi. Oh be abi. Be. Vur lan bir daha bu kaleye. Ağları der. Şu pası kim verdi? Burak. Harikasın lan. Ulan Kaya da sağlam bitirici diyorduk. Herif karşı karşıya kaçırdı. Yusuf attı. Yusuf son maçlarda öne çıkıyorsun. Seni de hiç unutmayacağız ya. Vallahi Yusuf harikasın. Oy çok iyi aldık. Rafet yürümüyorsun oğlum. İşte Yusuf da bazen kaçırabiliyor. Yapacak bir şey yok abi, yapacak bir şey yok. Beyler oyuncuların overall'ları, kaliteleri belli yani. Bitiricilikleri belli. Yapacak bir şey yok. Ama şurada kaçan gördüm. Kayodem. O bir kanat ya. Yusuf. Bitiremedin Yusuf. Helal olsun lan. Güzel oynuyor çocuk. Her şeye rağmen iyi. Geçirdik topu Rafet'e. Helal bize. Geçti top. Enverce. Ya abi inanılmazsınız ya. Vallahi Cenk yapma oğlum ya. Hayır, avaraj da önemli abi. Böyle bir hale geldik kariyer yani. Basalım önde. Güzel de basıyoruz aslında da. Her zaman sonuç alamıyoruz tabii. Rafet. Kayode Rafet.
Yusuf Uğur'a artık bitir artık şunu ya. Efe. Kere bitti. Performansa bir bakacağım ya. Serhat niye 5.6? Hiç top gelmiyor ki adama. Allah Allah. Sade, Efe tatlı kötü. Efe de çok iyi aslında halbuki. Neyse bu sefer garip bir puanlama olmuş. Devam. Herkes iyi bence şu anda. Ay ben sizin vereceğiniz pasın ya. Sade girdin araya. Çok güzel geliyoruz. Geçemiyorum, geçemiyorum ya. Aha pasın güzelliği. Soyunma odasında küfür edeceğim ya galiba. Yapacak başka bir şey yok. Oha! Şimdi de penaltı olur. Ya abi müthiş oynamayın bu kadar ya. Yeter ya. Ben şu Brito'yu çıkarıp Bilal'i alacağım. Bir de Enver'in yerine şeyi alacağım, Serhat'ı alacağım. Devam. Hadi. Şut geldi. Aman aman elinden kaçırmadı. Serhat harikası. Yok abi yok. Ya bomboş pozisyonu nasıl harcıyorum görüyorsunuz değil mi? Oh! Aa! Serhat da kaçırdı. Oğlum gol attım diye artık konuşmaya başlıyordum. Bu kadar net ama ayıptır ya. Ve bitti. Oh lan. Ne maçtı be abi. Karagümrük hiç unutmayacağım bu maçı. Ne oldu? Aa! Aa! Oğlum başardık lan. İkinci olarak çıkmayı mı garantiledik? Ne yaptık biz? Lider olmuş olamayız. Daha bir maç var. Vay arkadaş. Matematiksel olarak ikinciliği garantilemiş olmamız en büyük ihtimal zaten de. Oh be sonunda ya. Gerçekten yani şu stresli maçın sonunda şöyle bir sevinç yaşamazsam yani başka bir şey lazım olurdu bana. Evet. Bu kadar mı? Kupa falan yok tabii. Ulan. Ah ya ah. Maçın adamı Yusuf Koşal. O kadar da kaçırdın ki Yusuf maç 3 olabilirdi oğlum ya. Serhat çok yani net kaçırdı. Herkesin bir maçı kaldı. Yani Hatay maçını kaybederse biz de kazanırsak hatta beraberlikte ne oluyor onu bilmiyorum. O zaman avarajlara bakarlarsa onların avarajları yüksek. Ama aramızdaki maçlarla olan avarajlar da var. Karışık ama biz kazanmaya çıkacağız. Onların da kaybetmesini bekleyeceğiz. Başka bir şey yok ya da berabere kalmasını. Hatta şimdi ben Iğdır maçına doğru yola çıksam onlar belki yapacaklar maçlarını. Aynı anda değildir belki maçlarımız. Bakalım. Yo yapmamışlar. Hatay'da İstanbulspor'la oynuyor. İstanbulspor ay sen 11.sin aslında fena da değilsin ha. 43 atmış 43 yemiş. 43 gol atan bir takım ya. İki tane sallasa Hatay'a. Ulan Sakarya bize nasıl teşvik primi mi göndersek? Bak FC25'te olması gereken bir şey. Şaka maka şampiyonluk maçına çıkıyoruz ya. Hadi be abi hadi be. Bunlar da son 5 maçın 3'ünü kaybetmiş. 1'ini berabere kalmış. Valla bu kariyere daha güzel bir son düşünemiyorum ya. Umarım mutlu sonla biter de. Yani biz de FC25'e güzel bir moralle geçeriz. Bir de bu Zonguldak kariyerinden sonra şey istemeye başladım ya. Şimdi bizim forma sponsorumuz falan yok ya. Bak bu adamlarda bile var mesela ne güzel. Dövmesi de varmış. Forma sponsoru olan bir takımla oynamak istiyorum ya. İnşallah FC25'te bir takım seçeceğiz. Canlı yayın yaparsam orada karar veririz diye düşünüyorum. Ayembe döndü sola. Sadi. Cenk. Güzel pas Cenk'ten. Brito adamını eksiltti. Geçer mi? Geçmedi. Güzel peki. Aa, aldık. Brito. Efe vurdu. Aa Efe! Lan dönen topu niye tamamlayamadın Kayode? Aldık yine. Ulan iyi basıyoruz ha. Hadi bitir artık Rafet! Rafet! Rafet artık dilimde tüy bitti oğlum hadi ya. Aldık yine. Cenk verdi. Rafael Brito. Oy! İyi çaktın ha. Yap ortayı. Vur kafayı. Hadi tamam. Anan lan. Nelerin ucundan dönüyoruz. Almam lazım bu maçı. Kere bitti ya. Of. Kayode 5.3. Burak kötü. Efe kötü. Efe hadi oğlum ya. En önemli maç ya bu. Vurdu kafayı. Penaltı. Yusuf Uğur'a. Serhat kurtardın.
Oğlum ne yapıyorsun sen, manyak herif. İnan... Oğlum tarih yazıyor lan herif. Beyler ayıp, kaptan ayıp. Çok iyi oynamamız lazım şu an. Oğlum ne yaptı herif? Oha pasa bak. Abi ben kaleciyi yatırıyorum. Adamlara çalım atamıyorum. Hocam faul değil mi bu? Yine kol titredi ama hiçbir şey yok. Aha! Kayoda yürü! Kayoda attı! Belki de şampiyonluk geldi. Büyük hata Iğdır'dan. Iğdır hem penaltıyı kaçırıyorsun baba. Hem defansta inanılmaz hatalar yapıyorsun Iğdır. Ben cezayı keserim. Kayoda affetmez. Müthiş kaptı herif ya. Bak öbür taraftan da bak. 99'lu Yusuf Uğra'yla birlikte basmışlar. Mükemmel ikili ya. Şampiyonluğu mu getirdin göreceğiz. Çok iyi geçtik. Verdik. El var evet. Penaltı değil. Cezası içinde değil de. Tam güzel nokta. Şok bastım ya. Oy direkten döndü. Vurun kafayı. İnanamıyorum. En iyi frikimi attım, o da direkten döndü ya. Burak topun üstüne atlayacak. Verdik Burak'a. Burak. Hadi. Lan bitirin artık. Aa direkt. Vur kafa. Şeyi vur. Bir şey vur. Aa. Ne ol? Lan oğlum. Allah'tan 1-0. Çıldırdık gene. Tamam hocam bitirebilirsin. Hadi ne olur şampiyon. Ne olur şampiyon. Ne olur ya ne olur. Hadi. Hadi. Ya yok ya. Ya inanamıyorum ya. Olmadı beyler ya. Ya of. Çok da güzel bir maçtı ya. Bu maçın sonunda ya olmalıydı be. Serhat da maçın adamı olmuş. Koçum benim 8.6 ile o penaltı, sonrasındaki dönen topu tamamlama. Üst düzey kalecilik izledik lan. O yani bu bile bu kariyerin en güzel kısımlarından biriydi büyük ihtimalle. Bir dakika. Beyler son maçı oynamamış Hatay. Ne zaman oynuyorsun peki? 4 Mayıs'ta oynayacak. Kaç gün var? Allah'ım ya Rabbim. Abi şampiyonluk şu abi bugün oynayacak ya, içinde bulunduğumuz gün. Ya bir sonraki gün. Abi şampiyonluk kutlamalarını göremeyeceğiz ama ya. Maçtan sonra kutlama oluyordu ya. Tüh neyse. Ama belki de zaten adamlar alacak maçı. Avarajlı birinci bitirecekler ligi. Onu da bilmiyoruz ki. Evet beyler hazır mıyız? Bir gün ileri gideceğim. Evet sağa dönüyorum. Olmadı. Ya. Ulan Hatay helal olsun be. Gerçekten helal olsun. Ya iki kere üzüntü yaşadım. Bir deminki maç sonunda, şimdi bir de şimdi ya. Evet ilk 8 böyle. İlk 9 hatta. Şu düşenleri de göstereyim. Van Spor, Keçiören, Karşıyaka. Şöyle bir istatistiklere bakalım. Gol kralında yokuz, onu biliyorum da. Evet Yusuf Koşal 14 golde kaldı. Yapacak bir şey yok. Puskas aldı. Asistlerde birinciliği alabilirdik ama olmadı ya. Çünkü bak 4. Cenk Enver Şahin, onun da yeri çok değişti. Sonradan geldi takıma falan. Sıkıntı oldu ama... Evet burada ezici bir üstünlükle almışız abi. Gerçi bizim kadar maç oynayan da yok diyecektim ama varmış. 38 maç oynayan birkaç adam daha var. Söke söke almış Serhat Öztaş'ların, aslanım benim. Gelelim takıma. Şimdi Yusuf Buğra zaten 14'e 1. Hiç asist yapamadı adam ya. Neyse. Kayo'da 12'ye 5. Double double yapan oyuncumuz yok. Burak. Rafet gene fena değil ama 37 maçta az be abi. Hilal yani onun görevi o değil olmamasına rağmen 2 gol 2 asist gayet güzel. Anyanbe'den bir gol var. Brito'dan bir gol bir asist. Serhat'a penaltı attıracaktım, onu unuttum. Neyse başka bir kariyerde artık. Ömer gol atamadı ama Sadi'den 2 asist var. Çünkü solda oynadığı için o kanat görevi de gördü mecburen bazen. Burada en çok gelişen oyuncumuz Serhat ama ona bir artı 5 overall vermiştik zaten biliyorsunuz. Geçen sezon oyuncusu seçtiğimiz için. O sayılmaz. Artı 5'ten daha yukarıda kimse var mı bakalım. Bir artı 5 daha var Rafet. Onun dışında da bir artı 5 daha var Yusuf Buğra. İyi yükselmişler. Artı 6 alan yok mesela, olsun. Şimdi bir de finansal bakalım. 5 milyonu geçti mi? Geçmedi. Tamam Rafet. Efe Tatlı 2.7. Serhat 2.4. Brito 1.6 ki bu serbestten aldık. Gayet güzel. Bak Serhat'la Bilal de 1 milyonun altında oyunculardı. Değerlerini yükseltmişler. Harika. Süper Lig'de de Galatasaray şampiyon olacak gibi görünüyor. Gerçi puan farkı Fenerbahçe ile çok az. Beşiktaş 5. 4. Başak 3. Eyüpsu. Eyüpsu mükemmel gidiyor ya. Onun kariyerini yapar mıyım acaba FC25'te diye düşünüyordum ama yani ben Süper Lig'den bir takım alırsam eğer o eyip olmayacak. Çünkü karşımda Arda Turan gibi bir teknik direktör olsun istiyorum açıkçası. Bakalım kimler düşüyor? Bandırma, Alanya, Gaziantep, Pendik. Ziraat Türkiye Kupası'nı Kasımpaşa almış bu arada. UEFA Süper Kupayı Liverpool almış. Penaltılarda kazanmış. 10'a 9. Bayağı penaltı atışmışlar ha. Ne zevkli olurdu izlemek ya. Avrupa Ligi
Dortmund alıyor Roma'ya karşı. Konferans Ligi Tottenham kazanmış ya. Aa ya ulan hiçbir Türk takımını da görememek şu finallerde ya. Beşiktaş Wolfsburg'a elenmiş mesela çeyrek finalde. Galatasaray Avrupa Ligi'nde PSV'ye elenmiş. Oo Fenerbahçe çeyrek finalde Arsenal'e elenmiş. Şampiyonlar Ligi'nde helal olsun. Barcelona Dortmund'da gruptan da ikinci çıkmış. Ulan alkışlıyorum ha, helal olsun be. Şimdi Şampiyonlar Ligi formatı da değişti. Bakalım yeni oyunda nasıl güzel şeyler göreceğiz. Şu takımı göstererek kapanış yapayım arkadaşlar. Hatırlatayım ayın 20'sinde sabah 7'de oyun açılıyor. Ben de hemen bakmak istiyorum. O sırada canlı yayında açabilirim büyük ihtimalle. Bildirimleri açın. Kanalın topluluk sekmesini ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Oralardan duyururum mutlaka. Kariyer moduna bakacağız. Oyuncu kariyeri moduna bakacağız. Ultimate Team'e belki en son girerim ya da girmem. Bilmiyorum. Ama kariyer modlarını falan derinlemesine böyle bakacağız. Taktik kısmına. Genç takım olayı var. Genç takım maçları yapılıyormuş. Asıl maçlardan önce falan. Çok güzel şeyler var. Hepsine bakacağız diye düşünüyorum. Birlikte oluruz umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like ve hype butonu göndermeyi unutmayın. Bay bay. Bu arada Hatay ve bizim dışımızda çıkan takım da Antalyaspor oldu beyler. Bodrum'u finalde kazanmış playofflarda. Ya yani bir önemi kalmadı ama artık yapacak bir şey yok. İçimde kaldı ama Zonguldak Spor. Böyle ikinci ya da üçüncü lig takımlarıyla kariyer yaparsam, pet çıkarsa ya da başka büyük liglerin mesela İngiltere'nin dördüncü ligi bile var biliyorsunuz oyunda. Almanya üçüncü ligi var galiba. Onlarla yaparsam sonuna kadar gideceğim ya. Çünkü bu içimde kaldı. Süper Lig'e çıkıp bir şeyler yapmak istiyordum. Bir konferans falan alıp ligi bitirebilir, kariyeri bitirebilirdik ama FC 25 çıktı. O da çok hype'lı, çok değişikliklerle geliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Görüşürüz.